Ya 2 günden maddesi yok. Komiser olarak dosyalar. Gel. Herhangi bir şey yok. Ben de şunu şey yaptım. Sayın Tal dedim mecliste. Bak dedim biz birçok toplantıya geldik. Birçok toplantıda da iktidarla muhalefet birçok dosyada uzlaşı sağladı. Ve meclis toplantıları da evet dedik. Fakat Evet. Bazı noktalar var. Bazı talepler var. Gündem maddeleri var. Bazılarına itiraz ettik. Onlar da geçti. O zaman biz niye toplanıyoruz? Siz kendi iradenizi, kesinlikle. AK Parti'nin iktidar düşüncesini, muhalefetin düşüncesini hiçe sayarak, yani orada gene aynı karar çıkarmanın ne anlamı var dedim. Yani gerçek de bir ifade etmiyor. Siz zaten bildiğiniz okuyorsunuz. Muhalefet şey yapmıyorsunuz diye çıkış yaptım. Ki haklıydım ya. Evet. Yani onun ifadesine göre. Haliyle bizim sonuçta tabii Sayın Tavlı olsun. Ya bir şey daha hoşuma gitti. Yani Sayın Adem Atik Bey de oradaydı. Baktım Sayın Tavlı'yla ilişkileri güzel, düzelmiş. Bu benim hoşuma gitti. Ben memnuniyeti ifade ettim. Hatta meclis toplantısında Sayın Tavlı'yla da bir kahve içelim dedi. Ben tabii hiç neyim yok. Bir içelim dedi. İyi dedi. Ben Adem Bey sen de gel dedim. Adem Bey sağ olsun. O da oturduk başkan odasında çok konuyu tartıştık. Yani meclis gündeminde, mecliste görev konuşumunda çok konuyu tartıştık. Evet. Adem Bey de Tavlı Bey de vardı. Şimdi hadi neyi tartıştık? Biz Ünye ile Büyükşehir arasında sıkıntı sorunları tartıştık. Ben tartıştım. O da çok en az 10-15 tane meclis arkadaşlarımız vardı. Yani AK Parti'ye mensup. Çok tartıştık. Neyi tartıştık? Biz OSKİ'den yaklaşık 2014-2019 yılı arasında giden 208 milyonluk bir bütçe paramız, evet. Ünye Ünye'den giden bir paranın karşılığında hizmetin yapılmadığını tartıştık. pazar yeri projemizin hala devam ettiğini, vatandaşımızın sıkıntı içerisinde olduğunu, fakat pazar yeri projesinde orada bir şey yaparken niye Sayın Tavlı'ya sordun, niye Ünye Beyazı yapıyor dedi. Evet. Yani Adem Bey de var, hep böyle yan yanayız. Ha. Şimdi haliyle bunları konuştuk. Daha sonra otopark harçları alındı Ünye'den yıllardan beri. Büyükşehir olduktan sonra 2014 yılından beri. Yaklaşık 40-50 milyon bir bedel paradır bu. Bu bedel sadece Ünye'de yapılacak vatandaşın inşaat yapısını otopark göstermeye için mecbur kamulaştırıp otopark yapacak olan alanlardı. Bunların hiçbir yapılmadı. Şimdi yeni şeye göre de ilçe belediyene geçti bu yapmak. O zaman Ünye ilçe belediye geçtiyse bizim orada bir şey bir giden 40-50 milyonu gönderin diye konuştuk. Evet. Yani meclis dışında çok şey konuştuk. Hayır bizim burada yapmak istediğimiz şey şu. Sonuçta Ünye'nin kimliği taşıyan. Bırak Ünye'li kimliği ya. Bir vatandaşlık kimliği üzerinden gidelim. Yani hakkaniyet ölçüsüne baktığımız zaman bizim hakkaniyet ölçüsünde Ünye maalesef haksız davranmış vaziyette. Evet. Bunun sebebi de Büyükşehir. Hayli evet. Büyükşehir'in de buna müdahale olmadığı noktasında da genelde de baktığımız zaman maalesef iktidarın da, iktidar mensup insanların da yani bir bazılarının abi dediğimiz, büyüğümüz dediğimiz, bakanımız dediğimiz işte ne dersen de genel başkanımız dediğimiz insanlar var şu anda AK Parti'de. Bu insanlar da müdahale olmuyor. Hayli bu insanlar da müdahale olmayınca ister istemez bunlara müdahale etmek, bunları sorgulamak, bunlara itiraz etmek bana düşüyor. Evet. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Yani benim burada kimseyle karşılıklı bir diyalog işin yani olumsuz laf söylemeden değilim mi? Evet. Rencide etmekten de değilim. Ama maalesef şunu gördüm. Yani şu anda irade makamı maalesef ehil insanların elinde değil Can Bey. Ben bunu gördüm. Evet. Çünkü herkes bir sonraki süreç içerisinde sıkıntı yaşamamak için taşın altına delik koymuyorlar. Ha bunu sadece yerel yönetimlerden bahsetmiyorum, iktidardan da bahsetmiyorum. Bizim bölgemizde yaşayan sivil toplum ve odalı dernekler başkanlarından bahsediyor. Maalesef bu arkadaşlarımız da bu taşın altına koymuyor. Şimdi asıl bakın, bunların harekete geçmesi lazım. Şimdi bakın burada netice itibariyle mecliste şu anda iktidar partisi var. Aynı zamanda da İyi Parti, CHP ve Saadet Partisi var. MHP şey anlamda AK Parti'de beraber hareket ettiği için. Ama tabii bir baktığımızda muhalefet gibi görünen diğer partilerin de şu ana kadar muhalefet yapmadığını gördük. Sizin dışınızda. Önemli bir açılım yapayım canım. Şimdi bakın. Bir saniye size bir görüntü var. Orada Saadet Partisi'nin bir görüntüsünü alabilir miyiz? Saadet Partisi'nin belediye. Şimdi bakın. Tam takır yani tam ekip şu anda belediye başkanının yanındalar. Tam ekip. Peki, söylediklerine göre. Bununla ilgili açıklama var mı? Söylediklerine göre Sayın Başkan'la kapalı pazar yeri için görüşmüşler. Olabilir. Kapalı pazar yeri için görüşmüşler. Eğer olabilir. Yani Saadet Partisi'nde ilçe teşkilatı bununla ilgili bir hassas göstermişler. Evet. Bununla ilgili göstermişler ama şimdi burada insanın gözüne batan nokta şu. AK Parti ile Kerim Ateş'le başlayan süreç diğer meclis üyeleriyle beraber daha da ısındı gibi. Yani bir yakınlık. Acaba bir dahaki dönem Saadet Partisi'nin AK Parti ile aynı kulvarda olma ihtimalinden dolayı mı bu yaklaşım var acaba size? Cihan Bey ben size çok şey gördüm. Evet. Yani dün söylenenlerin unutulduğunu, dün birbirine hakaret eden insanların bu kol kol olduğunu gördüm.
Bu yüzden her şey yani zaman neyi gösterir bilemem. Olabilir, olmayabilir. Şimdi ama... kendi adıma konuşursam Saadet Partisi'nin yaptığına sözüm yok. Ama bir basın mensubu olarak hatta ömrü hayatlarında 5 tane yani ömrü hayatlarında dedim bundan önce tabii vardır ama bundan sonra bile o seçimde bile 5 encümen üyeliğini hayal edemeyen bir Saadet Partisi bence kendilerine oy veren 120 bin kişiye bence haksızlık ediyorlar. 120 bin kişi eğer AK Parti'nin veya belediye başkanının uygulamalarını beğense bu sefer oyu direkt ona verirlerdi, bunlara vermezlerdi. Burada Saadet Partisi şapkayı önüne koymalı. Bence tek tek oradaki kişilerin, üyelerin yani Saadet Partisi'nin meclis üyelerinin memnuniyetinden ziyade kendilerine oy veren kişilerin haklarını savunmaları daha doğru olur düşüncesinde. Ya yani bu siz son seçim. Şimdi bakın siz çizginizden hiç sapmadınız. aynı şekilde Kemal Maral Bey de hiç sapmadı. Çünkü ondan önceki yönetimde de aynı şekildeydi Kemal Maral Bey. Daha çok geçen dönemde beraberdik mi? Evet beraberdiniz. Şimdi siz geçen dönemde aynıydınız. Hep soruları soran, hep işi irdeleyen, hani tabiri caizse pişmiş aşılara çok taş attığınızı biliyoruz yani. Tuz attığınızı biliyoruz. Şöyle ya. Pişmiş aşılara tuz attığınızı biliyoruz. Bak, bakış açısıyla alakalı bu iş. Murat Çırak bu benim bakış açım. Size bir şey sorabilir miyim? Benim siyasi kimliğim. Size sorabilir miyim? Buyurun. Başkan sizi çağırıp Ünye'yi gel gezelim Murat Çırak'la. Şuraya teklif gidelim. Teklif etti buraya. Cumartesi günü biz gezelim de diye teklif etti başkan. Cumartesi günü etti. Evet. Cumartesi. Yok. Meclis toplantısından sonra Ünye'ye bir şey yapalım. Hayır, meclis toplantısından sonra. O aşamada. Şimdi bakın meclis toplantısından sonra size 2,5 yılda size meclis toplantısından sonra teklif eden Hüseyin Tavlı Saadet Partisi'ni kaç kere gezdirdi? Bilemiyorum. Vallahi Can Bey biz biliyoruz. Can Bey ben siyasi partilerin kendi düşünce ve fikirlerinin nasıl sakatçıları ben karar veremem. Evet. Onların kendi düşünceleri. Şimdi ama bu süreç Kerim Ateş'le başlıyor. Ama toplumun değer yargısına sahip. Zamanı geldiği zaman bunu değerlendirir. Ya burada şöyle olum, bir şey olur. Olumlu olumsuz. Şimdi burada hiç kimse kusura bakmasın da. Kimse hayal halk salak değil. Halk neyin ne olduğunu görüyor. Yani eksen kaymasının olduğu ortada. Bir eksen kayması var. Var. Yani Oğuzhan Asitlük'ten başlayan bir süreç. Tabii var burada. Yani. Şimdi iktidarın gücü de hoşlarına gitti büyük ihtimalle. Ondan da olabilir yani yaralandı. Neyse fazla uzatmayalım. Ya bu konu çok da şeye gerek yok ama. Tamam uzatmayalım. Şöyle en kısa bir. Ama biz neye üzülüyoruz biliyor musun? 120 bin netice itibariyle 125 bin oy aldı. 125 bin oy almış Saadet Partisi. Şimdi buraya 125 bin oy veren insan var. 18, 19 bin ben oy aldım. Ve haklarını savunamayan bir Saadet Partisi. Üzücü. Ya, daha bu oyu alamazlar. Saadet Partisi'ne göre belki haklarını savun diyebilirler. Yani daha bu oyu alamazlar. Yani ben Murat Çıraklı olarak Saadet Partisi'nin böyle bir yok ki zaten. Kesinlikle yok. Yok yani. Kesinlikle yok. Ama ben şuna üzülüyorum yani Cihan Bey. Yani sonuçta siyasi kimlikler mutlaka tabii ki olacaktır. İnsanların siyaset yapmanın birinci özelliği topluma hizmettir. Toplumun sıkıntısını tespit evet. Çözüm üretmektir. Benim bakış açım bu böyle. Hayırlı, iktidarda olmayabilirsin. Aynen. Ama iktidarda olmamak eğer toplumun sıkıntısı sorunlarından uzak, çözüm üretme noktasından uzak bir şey, insan anlamına gelmez. Ben tespit edebiliyorum. Vatandaşla barışı, sohbet edebiliyorum. Her siyasi partiye mensup insanla sohbet edebiliyorum. Tamam bu konuyu geçelim. Bir de Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı çıktı. Dedi ki biz de 51 milyon borç ödedik. Yani borcumuzu 51 milyona düşürdük dedi. Evet. Biliyorsunuz ki aldığındaki ilk göreve geldiğinde 110 milyon borç vardı. Bundan yaklaşık olarak söylemesine göre 60 milyon borç düştüğünü söyledi. Şimdi biz bu borcun düştüğünü buraya konuk etmiştik şu anda aklımıza gelmeyecek. O da bize şöyle demişti. Bazı kısıtlamalar yapıldıktan sonra bazı işçiler atıldıktan sonra ve satış yapıldıktan sonra borçların düşmesi normal dedi. Siz buna katılabiliyor musunuz? İsmi şu anda aklıma gelmedi ama. Şimdi tabii özellikle son dönemlerde yani tasarruf tedbirleri altında özellikle yerel yönetimlerde de tedbir alınmaya başladı. Evet. Tasarrufa girdi. Bu neydi? Tabii ki personel ihtiyaçlarının sayısı azaltıldı. Yatırımlar bazı noktalarda yani rutin yatırımların acil yapmasıyla kendinin haricindekileri dönemle uzatılmaya başlandı. Bununla ilgili de tabii ki borçlarımız vardı.
Borçlarımızda işte dediğiniz gibi 105-110 milyona bir borcumuz vardı bizim kuvvetin teslim aldığında. Hayır, borçlar ödeniyor mu? Ödeniyor. Ama keşke borçları evdeki mevcudiyetimizde olan, bizim geçmişten belirli birikimlerimiz olan yerlere benim vermeden ödeyebilseydik. Ama bu olmadı. Abi niye olmadı? Ama bak Cihan Bey, maalesef gene söylüyorum. Yani bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi olmayan insanların idaresinde olan bir anlayış da borçları bu şekilde yani kapandı. Aslında bu cümle bir tekrar alabilir miyim? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani şu anda geçmişten bugüne gelen süreç içerisinde gelen kişilerin maalesef bilgili ve donanımlı veyahut da borç ödeme noktasında çok ehil insanlar olmadıkları için ister istemez geçmiş dönemdeki destekledikleri insanlardan gelen, aynı siyasi parti bir insanlardan bahsediyorum. Onların borçlarını ödedik manasında ifadeler ortaya çıkmaya başladı. Evet. Peki bu borcu kim yapmıştı? Geçmiş yönetim. Evet. Geçmiş yönetimi destekleyenler kimler? Ama şu anda sizin demek istediğiniz de şu. Büyük aslında bu cümlenin altında çok büyük bir söz var. Ki şu anki yönetimi de suçluyorsunuz yani. Bu borcu ödeyecek kadar ehil değil diye. Şöyle. Şimdi ben ümitliyim. Ümitliyim. Neden ümitliyim? Keşke yani şu var. Bizim İller Bankası her ay yanılmıyorsam 800 bin lira falan bir paramız kesiliyor. Hadi bu para kesintinin şeye gidiyordu. SGK borcuna gidiyordu. Ama diyorum ki ya geçmişte bizim SGK borcumuz yaklaşık 25 milyon civarındaydı. Evet. Kültür Merkezi'nin yerine karşılıklı Trump edecekti. Şey veriyorum, rakam veriyorum. Fakat yapamadılar. O anlaşmayı sağlayamadılar. Kültür Merkezi'ne gitti. Bizim borcumuz da oldu. Bir ara 70-80 milyona çıktı, biliyor musun? Evet. SGK borcu. Bu neden olmuyor? Bilgili ve donanımlı insanlar bunu görmüş olsaydı buraya gelmezdi. Evet. Benim lafını nasıl söylemişsin nokta bu. Anladım. Bunun tedbirini alsalar da bu duruma gelmezdi. Yani haliyle biz geçmişte yani tedbirini almadık. Göz yumduk. Duyarsız kaldık. Ha, bugün de önümüze çıktı. Biz ödüyoruz manasında bir ifade. Hatta ben geçen gün beraber hep söyledim. Sayın Tavlı, Adem Atik ve Mevsul arkadaşlarımız vardı Sayın Başkan'ın odasında. Yani dedim ki ya siz geçmiş borcu ödeyerek ne anlatmaya çalıştınız? Geçmiş borçtaki imza irade makamı siz değil misiniz? Alttaki imzalar kendileri. Siz o makamı oluştururken desteklemediniz mi? Siz şimdi diyorsunuz ki geçmişi borcunu ödüyoruz. Geçmişi ödüler. Şimdi bir önceki dönemin meclisinde bu arkadaşlar yok muydu? O arkadaşlarımızdan Orhan Gülen, Hüseyin Tavlı Bey vardı. Muhteşemce de vardı. Var. Şimdi ben orada onu söyledim. Siz geçmişte destek verdiniz. Geçmişteki yanlış yaptı. Fakat biz yanlış yaptı ama biz eskiden sıkıntı yaptık, sıkıntı bıraktık. Biz çözüyoruz manasında bir siyasi de ifade olmaz siyasette. Evet. Nasıl ki devlette devamlılık vardır. Kesinlikle. Bu makamlarda devamlılık vardır. Önemli olan şudur. Ha, geçmiş dönemde muhalefet partisi ve başka partiye mensup belediye başkanı olmuş olsaydı bunu söylerdim. Evet. Ama şunu gördüm. Maalesef şu anda makama göreve gelen insanlar kendini kurtarmak için geçmiş kötülerek gidiyor. Evet. Ama evet. Tabii bunu Murat Çıraklı maalesef. Murat Çıraklı tabii bunu. Ya buna. Yani biraz ağabeyen olacak ama yemez diye. Yani. Yok. Yani. O yüzden ben demek istediğim Cihan Bey. Sonuçta bizim ünlü olarak gerçekten beklentimiz çok fazla. Evet. Ama bunu beklerken de biz ünlü olarak hakkaniyet üstünde bekliyoruz. Haksızlık olsun istemiyoruz. Ama bir ünlüye hak yapan bir haksızlık var gözü gördüm. Evet. Ben bunu mücadele vermeye çalışıyorum. Şimdi ünlüye yapılan haksızlığı ayrı. Onunla hemfikiriz. Yani ünlüye yapılan gerçekten büyük haksızlık var.